arkadaşlar hepinize selam arkadaşlar. Umarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte manyak mı manyak, süper mi süper, güzel mi güzel bir YouTube videosu içeriğiyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha çok böyle Brawl Stars videosunun gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da eğer hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, desteklediğinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar neler yapıyoruz? Bildiğiniz üzere size demiştim ki arkadaşlar Discord sunucumuza katılın. Discord sunucumuzda turnuvalar oluyor, bilginiz olsun demiştik ve turnuvamızda bugün bizi 20 adet Ustalar Ligi'ndeki oyuncuları toparladık ve bu arkadaşlarla çok güzel bir şekilde turnuva yapacağız. Nasıl yapacağız? Onu da hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım ama anlatmaya başlamadan önce dünkü videomuzun çekiliş sonuçlarını hızlı bir şekilde açıklayalım. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzun çekilişinin kazananını hızlı bir şekilde açıklıyoruz. Bakalım kim kazanmış görelim. Ayrıyeten bu videoya da özel bir kişiye Brawl Pass Plus çekilişimiz var. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, videoya like atmak, yorumlar bölümüne katılıyorum yazıp Brawl Stars ID'nizi yazmanız gerekiyor. Eylem kazanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Hızlı bir şekilde ID'sini kopyaladım ve hazırsanız hesap.com.tr'ye geçip hemen Brawl Pass'ini yükleyin. Neredeyiz? Hesap.com.tr'deyiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Brawl Pass Plus dedik, kopyaladık, başına hashtag'ini koyduk ve satın almak istiyorum dedik ve gönderdik. Arkadaşlar sizler de açıklama kısmındaki linke tıklayarak hesap.com.tr'ye üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Oyunun içerisinden Brawl Pass almaya çalıştığınızda 400 lira gibi bir ücret ödüyorsunuz ama Hesap.com.tr'den kaydınızı oluşturduğunuzda 186 lira 49 kuruş değerinde bu Brawl Pass Plus'ınızı ve ucuza olan taşları da buradan alabiliyorsunuz. Sadece bu da değil, PUBG Mobile'a girdiğinizde de PUBG Mobile'da da görmüş olduğunuz gibi buradan da UC'lerinizi satın alabiliyorsunuz. Valorant'a girdiğinizde de aynı şekilde buradan satın alımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Hesap.com.tr'de çekilişler bölümü var. Hesabınızı oluşturduktan sonra çekilişler bölümüne geliyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi 7 kişiye Brawl Pass Plus, 1 kişiye 396 elmas, 1 kişiye 484 elmas. Daha doğrusu arkasına bir tane de PUBG Mobile oynayan arkadaşları ilgilendiren çekilişimiz var. Buradan da katılım sağlayabiliyorsunuz. Açıklama kısmında link var. Hazırsanız hızlı bir şekilde videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bir çark sistemi yaptık. Çarktaki çıkan arkadaşlarımızı belirledik. Çark sistemini size göstermek istemedik. Ortalık karışması, onu izlemeyin yani ne gerek var diye. Şimdi arkadaşlar 20 adet Ustalar Ligi'nde oyuncularımız var. Bu 20 adet Ustalar Ligi'ndeki oyuncuları biz onarlı bir şekilde gruplara ayırdık. Bu onlu grupların içerisinden ilk 5'te olan arkadaşlar bir sonraki tura çıkmaya hak kazanacak. Ve sonrasında bu 5'li olan grubu tekrardan birleştirip onlu bir şekilde tekrardan bir grup haline getirip buradaki çıkacak olan ilk 4 sona 1 vs 1'e kalmış olacak. Ve bu çıkan 4'lüyü de kendi aralarında 1'e 1 vs attıracağız. Gene çark sistemi çevirip 1'e 1'de vs atacak olan karakterler belli olacak. Arkadaşlarımız belli olacak. Daha sonrasında bu vs'nin kazananları tekrardan kendi aralarında 1'e 1 vs atacaklar. Kazanan 4 kişi, işte o son tura çıkan 4 kişi bizden Brawl Pass kazanıyor. Ayrıyetten birinci olan arkadaş da 2200 elmasını cebine koyuyor ve buradan hızlı bir şekilde uzaklaşıyor arkadaşlar. Sizler de böyle turnuvalara katılmak istiyorsanız, etkinlikleri kaçırmak istemiyorsanız açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Discord sunucumuza gelmeyi ihmal etmeyin. Hatta Discord sunucumuzda öyle güzel bir etkinlik var ki Discord sunucumuzdaki en aktif olan 10 kişi bizden Brawl Pass kazanıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi takıma giriyorum. Şimdi hemen burada kod ile katıl dedim. Katıl diye gösterdiğimde görmüş olduğunuz gibi buradaki oyuncularımız hazır. Grup birimiz hazır. Şimdi bakın TVZ abi, şu anki sıralamayı görüyorsunuz. Sıralamalarda ki herkes Ustalar Ligi'nde oyuncular arkadaşlar. İlk grubumuz bu şekilde, haberiniz olsun. Bir de Korito var. Korito da ben çıkınca girecek zaten. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Şuradaki herkesi de göstermek istiyorum. Grubumuzda bu şekilde arkadaşlar. Hepsi gördüğünüz gibi Ustalar Ligi'nde oyuncular. Tekli hesaplaşmada karanlık geçti oynayacaklar. Herkes tek olacak. Bakalım nasıl bir şey olacak, göreceğim. Ben bu odadan çıkıyorum. Korito hızlı bir şekilde odaya girişini yapsın. Bir kişiyi zaten ben burada arkadaş olarak ekledim. Direkt onu izleyeceğim abi. Bir dakika, bu grupta kim vardı? Satürn vardı. Hani Satürn'ü izleyeceğiz. Hadi bakalım. O zaman odayı kurdunuz. Herkes hazırsa maçı başlatın. Ben de izleyici modundan izleyeyim. Ben bile heyecanlandım. Bu gruptaki ilk çıkacak olan 5 kişi bir sonraki tura çıkmaya hak kazanacak arkadaşlar. Ulan böyle turnuva yapma. Beni heyecanlandırdı şu an. İçim böyle bir kıpır kıpır kral için böyle bir şeylerim var. Dur bakalım neler olacak, göreceğiz. Arkadaşlar herkes hazır butonuna bassın ve maçı başlatın. Lobide direkt başlar başlamaz durmanıza gerek yok. Anında bütün ortalığa başlayabilirsiniz. Öyle hemen beklemenize falan filan de gerek yok. Anında başlayabilirsiniz. Azıcık geriden gelsem de sorun olmaz abi. Savaşıyor. İzle. Haydi bakalım.
Nasıl bir şeyler olacak çok merak ediyorum şu anda. Evet abi maçlar başladı. Evet şu üst tarafta bir fight'ımız dönüyor. João Félix yukarıdaki kutuları almak istiyor. Satürn alt tarafa doğru darlamaya başlıyor. Hala 10 kişi var. Şöyle aşağı taraflara bakmak istiyorum. Burada biraz hal keyifler yerinde. Burada kutular alınıyor. Burada bir tane Uhud okçumuz var. Kendi aralarında fight diyorlar. Oyunun sesini çok açmak istemiyorum. Buglanıyor çünkü arkadaşlar. Burada bir fight var. Aha yakınlaştı. Yakacak mı? Kaçtı mı o arada Toxic Man? Arka tarafta... Aha ölüyor mu? Ölüyor mu? Öbür tarafa zıpladı. Çok güzel dodge'ladı ama alt tarafta Baba Pro ikilini alıyor ve ilk elenen isim Toxic Pro oluyor. Bu arada Corito güzel bir şekilde darlıyordu orayı. Ronny Boss da elenmiş oluyor. Bu aşağı tarafın fight'ı devam ediyor. Alt taraf, sağ tarafta şöyle hemen böyle etliye sütlüye karışmak istemeyen arkadaşlar da var. Üst tarafta Yusquik birazcık darlanmış gibi hissediyorum. Çalının içerisine darlama yapıyor. João Félix de arka tarafta hali hatır keyfi yerinde. Canlar azaldı. Sol tarafta Saturn var. Onu bakalım alabilecekler mi? Felix'in bu arada 3 şeyi var. Gücü var. Hali keyfi yerinde ama sıkışabilme ihtimali de var. Bu arada Sviz eğleniyor aşağı tarafta. Baba Pro ile Emre bir fight'ın içerisinde. Corito'nun da hali hatırı yerinde. Canını dolduruyor. Aşağı taraf sıkıştı. Saturn bu arada üst taraf darlamayı kazandı. Çalıların içerisi birazcık tehlikeli. Kurabiye canavarı birisi var orada. Kurabiye canavarı da bakalım onu da alabilecekler mi? Ve buradaki çıkacak olan Baba Pro 31 Emre, Corito, Saturn ve Karviz zaten ilk 5'e kaldılar arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar bir sonraki tura zaten çıkmaya her türlü hakkını kazanmış oldu. Bakalım bu maçın galibi kim gelecek? Baba Pro'nun canı bayağı. Saturn orada bir şeylikler yapıyor. Bunun bu karakter neymiş lan öyle hareket ediyor. Bunu ben kullanayım. Bu arada Karviz fırını yaktı. Kurabiyeleri etrafa saçtı ve güzel bir şekilde buranın galibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve birinci gruptan ilk 5'imizi çıkarmış olduk. Evet arkadaşlar birinci turun galibini hemen söylüyorum. Emre, Corito, Saturn, Karviz, Baba Pro 31 kazanıyor birinci turumuzu ve ikinci turumuza da geçişimizi yapıyoruz. Bana bir istek atar mıyız? Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Fear ve ligi de gördüğünüz gibi Ustalar Ligi'nde Burak bizimle birlikte, Wizard bizimle birlikte, Ustalar Ligi'nde Samet bizimle birlikte, Gülücük Can bizimle birlikte, İsmet gördüğünüz gibi Efsane Ligi'nde, Kadrant bu arada YouTuber'mış arkadaşımız, onu da takip edebilirsin. O da bu ligde. Ustalar Ligi'nde Ayra, Soulless burada ve buraya ek olarak da Oh My Mike gelecek arkadaşlar benim yerime. Bu odadan çıkıyorum. Sen de hemen hızlı bir şekilde girişini yapıyorsun ve ben buradan arkadaşlar butonuna tıklıyorum. Oğlum yerinde duramıyorum. Sürekli böyle hareket ediyorum. Böyle heyecan bastı beni, anladın mı? İnanılmaz bir şekilde. Evet arkadaşlar herkes hazır butonuna bassın. Maçlar başlasın. Maç başlayınca hemen geliyorum. Savaşıyor. İzle. Haydi bakalım. Let's go. Bakalım bu grubun galibi kim olacak? Maçlarımız başlamış bu arada. Oyunun sesini bir tık kısacağım arkadaşlar. Çünkü her yerin sesi duyuluyor. Oğlum direkt bu tarafta fightlar başlamış. Sağlı sollu darlamaca başlamış. Bak arkadaş ne kadar şanslı doğmuş. İki tane kutunun hemen dip dibe doğmuş abi. Oo ortada 4 tane kutu var. Bakalım bu 4 tane kutuyu kim alacak? Bu tarafta Mike'la Samet'in bir savaşı var. Mike tanka binmiş abi bu. Adam tank karakteri almış reis. Mı acaba bir anda pusu vardı. Bu arada beni de duyuyorlar. Çok fazla info da vermek istemiyorum arkadaşlar. Beni de duyuyorlar şu anda. Çalın içinde pusuyor dersem diyecek ki aa çalın içinde biri var diyecek diye o kadar info da vermek istemiyorum. Evet şu an fightlarımız devam ediyor. Soulless Mike tarafını kıstırmaya başladı. Yukarıda Hayra ve indi bakalım ne olacak. Canı da az ve Oh My Mike eleniyor üst tarafta. Hayra'yı sıkıştırdı. Bakalım Soulless alabilecek mi? Dibine de girmek istemiyor çünkü ultisi var. Soulless kalkanına bastı ve Soulless burada galip geldi. Hayra'yı eledi. Evet çok info vermek istemiyorum yine. Yine sesim çok da şey olsun istemiyorum. Hatta ben buradan mikrofonumu kapatayım daha iyi olur. Daha iyi sunarım. Ben mikrofonumu kapattım arkadaşlar yoksa sunamayacaktım. Beni duymasınlar. Evet üst tarafta ufak bir darlamaca var. Alt tarafta Can. Bu arkadaşın adı Can arkadaşlar. O Gülücük. Onu Gülücük diye söyleyeceğim ya da. Gülücük burada bir Fear'ı darlama yapmaya çalışıyor. Bu arada bu karakterin de mesafesi bayağı uzunmuş. Bakalım Can'ı alabilecek mi? Aldılar bu arada. Fear aldı. İsmet bu arada okunu gerdi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Güzel vurdu. Bir kere daha geldi. Canı çok az. 179 bu arada. Hayırlı olsun.
Hayırlı uğurlu olsun maçımızın kazananı. Hoalus olmuş oluyor. Hemen buranın da ilk beşini sizlere açıklıyorum. Evet arkadaşlar, ikinci turumuzun galibi Hoalus oluyor. Arkasına İsmet, Fear, Samet ve Kadrant. Bu arkadaşlar bir üst tura çıkmaya hak kazanmış oluyor. Ve arkadaşlar hazırsanız artık birinci turun ilk 5 galibi, ikinci turun ilk 5 galibiyle birlikte hemen bir grup yapıyoruz. Ve tekrardan video kaydını açıyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci turumuz sizlerin huzurunda başlıyor. Ve birinci grubumuzun kazananları ve ikinci grubumuzun kazanan arkadaşları bu odada yer alıyor tekrardan. Ve benim haricimde bir de Kadrant girecek arkadaşlar zaten. Bu odayı size göstermek için beklemiştim. Şimdi ben bu odadan çıkıyorum ve bu odaya Kadrant giriyor. Bakalım bu gruptan çıkacak olan ilk 4 arkadaş 1vs1 turnuvalarına kalacaklar. Yani penaltılara kalacaklar. Bakalım nasıl bir taktik olacak? Karakter seçimleri ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ben bu odayı salıyorum. Kadrant hemen bir gruba giriyorsun. Ve ben de buradan menümden arkadaşlardan açıyorum. Ve maçları izleyeceğim arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. 1vs1'de nasıl bir çekişme olacak? Onu da gerçekten çok merak ediyorum. Görece yok. Bakalım neler olacak. Okey. Hazırsanız maçımız başlıyor arkadaşlar. Karakterlerimiz de bunlar. Evet. Aşağı tarafta hemen iki kutuyla başladı. Saturn ve İsmet tarafta yer alıyor. Ben mikrofonumu kapatayım. İnfo vermeyeyim artık. Evet. Kadrant orada hemen bir tane şeyini aldı. Bir tane kutusu var. Üzgün işaretini de attı. Hemen burada çalılarda ufak ufak pusucuklar da var. Üst tarafa doğru bir çalıya bir deneme atıyor. Hani orada birisi var mı diye bir deneme atıyor. Yine geldi. Bu arada Surge karakterlerini fazla görüyorum oyunda. Herkes Surge oynuyor. Hemen bir çarpışma var yukarı taraflarda. Corito üst tarafta çalıların içerisinde. Alanı gerçekten çok geniş. Burada böyle dura dura ilk dörde de girebilir gibi bir hali de var. Emre'nin 2 yüküyle birlikte üst tarafa doğru bir darlama başladı. Corito sol taraftan bir darlama geldi ve Soulless Corito'yu eledi arkadaşlar. Kaybettiler. Samet burada yine geldi. Baba Pro'ya yaklaşmaya çalışıyor. Ve Baba Pro da burada elenmiş oldu. Samet devam ediyor. Bakalım Soulless'ın 6 yükü var. Gerçekten şu anda çok 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 tehlikeli. Dibine kadar girdi. Vurdu bir tık. Canı da bayağı bir azaldı ve Soulless orada Samet'i de almayı başardı. 6 kişi kaldı. İsmet orta tarafta. Sol taraftaki Kadrant'a darlamaya çalışıyor. Burada Emre'ye doğru da bir darlama var Soulless'tan. 7 yükü var ve Soulless gerçekten şu an çok 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 tehlikeli. İsmet'e darlama yapacak çünkü 7 yükü var. Dibine kadar girdi. İsmet kaçmaya çalışıyordu fakat Soulless izin vermiyor. 5 kişi kaldı. Burada şu anda elenen kişi komple elenmiş oluyor. Ve neler olacak bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Kadrant sol tarafta sıkıştı kaldı. Saturn oradan kafayı çıkarmak istemiyor ilk 4'e girmek için. Emre yanıyor, ölecek mi? 14 can. 14 canla kaldı. Abi sol tarafı açtı. Soldan ilerlemeye devam ediyor. Saturn mü ölecek? Kim ölecek? Kadrant gitti son anda. Saturn 4. sırada. Soulless 3. sırada. Karviz 2. sırada. Ve maçın galibi Emre oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. İlk 4'ümüzü de bu şekilde belirlemiş olduk. Evet arkadaşlar, ilk 4'ümüzü de belirlemiş olduk. Saturn, Karviz, Soulless ve Emre ilk 4'e girmiş oldu arkadaşlar. Böylelikle bir turnuvaya kalmış oldular. Ve bu arkadaşların adlarını hazırsanız bir şarkımıza yazalım. Şarkın içerisinden bakalım kimler kimlerle denk gelecek. Sizlerle birlikte de görmüş olacağız. Bu arkadaşlar bizden bir adet Brawl Pass Plus kazanmış oldu. Bakalım 2200 taşı kim kazanacak turnuvada, onu da görmüş olacağız. Hemen şu teknik detayları hemen bir halledeyim. Geliyorum, hemen buradayım. Evet arkadaşlar, geriye kalan arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde eledik. Ve geriye kalan dörtlü arkadaşlarımıza da hızlı bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Hem bu videoya katıldıkları için hem de bizden de Brawl Pass kazanmış oldular. Ve 2200 taş için bizimle mücadele edecekler. Ve ben bu arkadaşlarla da ufak bir konuşma yapmak istiyorum. İlk başta Emre ile başlamak istiyorum. Emre adı zaten oyundaki. Hangi karakteri tercih ettin bu turnuvada ve neden bu karakteri tercih ettin? Bize ve insanlara birazcık açıklayabilirim. Pearl almak istedim. Hem nişancı olduğu için rakipleri de püskürtebiliyor ve Surge mu? Beklenmedik anda yakalayabiliyor. Pearl, evet. Yani uzaktan kalmak istedim bir tık, ondan dolayı. Evet, biraz daha safe oynamak istedim. Yani çalıların içerisinden şöyle dediğin gibi ilk 5'e kalayım, ilk 4'e kalayım, aman yetercesine oynadın yani. Evet. Anladım. Okey. Peki hemen mikrofonlarımızı Karviz'e çeviriyoruz. Pearl seçtim abi çünkü yıldız gücünde kalkan olduğu için. Surge mu? Bir de uzaktan.
Pearl abi. E Pearl. O Emre de mi Pearl dedi? Ben mi yanlış anladım? Evet abi. O da mı Pearl dedi? Ultisinde kalkan gücü mü var dedin? Yıldız gücünde. Yıldız gücünde kalkan olduğu için aldın. Abi galiba benim yarınki videom belli oldu. Şimdi buradaki arkadaşlar profesyonel olarak oyun oynuyorlar. Şimdi ben bu arkadaşların dediğiyle ben bu karakteri seçer. Bu karakter mi? Aa tamam. Tamam ben 1 saat 24 saat videosunda da bu karakteri de kullanacağım bu arada. Merak ettim. İki arkadaşımız da pöl pöl diyor çünkü. Gerçekten çok merak ettim. Gün ediyorum Karviz. Mikrofonunu kapatabilirsin. Hemen Satürn'e bağlıyoruz. Sen ne aldın? Sen de Pearl'de de ben de burada çıldırayım. Ben Melody aldım abi. Kendisi bir suikastçı karakteri. Öncelikle yanında oluşan 3 notası ona hem hız hem de aksesuarla kalkan sağlıyor. Oyunda kalkanın, özellikle... ya, turnuvada kalkanın da önemini anlamış oluyoruz burada. Yani aslında tercih etme sebebin kalkan. Evet kesinlikle. Ve bu kit karakteri çok toksik bir karakter. Yani ona karşı aldım özellikle. Maçımda bir tane denk geldi şansım neyse artık. Ultisinin hızlı olmasıyla beraber yani seri hareketler edebiliyorsunuz. Bu karakteri öneririm ben. Bu karakteri de sen öneriyorsun. Teşekkür ederiz. Evet. Bu arada da rica arkadaşlar mi? Bizden Brawl Pass kazandınız. Sizin zaten ID'lerinizle videodan sonra gönderimini sağlarız. Hesap.com.tr aracılığı ile Soulless mikrofonunu açamıyor arkadaşlar. O yüzden mikrofon yapamıyoruz. Hazırsanız hemen şarkımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu şarktan çıkacak olan iki arkadaş birbirleriyle VS atacaklar. VS atacakları alanda biliyorsunuz ki bomboş bir alan. Hiçbir şey olmayacak etrafta. Artık uzakçıl mı tercih ederler, yakıncıl mı tercih ederler ve hangi karakterleri aldıklarını da bilmeyecekler. Hangi karakterle oynadıklarını da bilmeyecekler. Ne seçtiklerini de bilmeyecekler. Bakalım şimdiden spinimizi çeviriyoruz. Bakalım hangi kişi... kimle kapışacak? İlk maçı kim atacak? Onu belirlemiş olacağız. Bakalım spin bize ne gösterecek? Görelim. Galiba Karviz'de duracak gibi de bir hali var. Karviz'i de geçebilir mi? Geçemez. Durur herhalde. Evet. İlk maça Karviz ile başlıyoruz arkadaşlar. Ve Karviz'e nazara bakalım. Bu üç arkadaştan kim geliyor? Hemen buraya ismini yazıyorum abi. Spin dedim. Tekrardan çeviriyoruz. Haydi bakalım. Bakalım kim gelecek? Karviz'in karşısına kim gelecek? Soulless mı geliyor? Yoksa Satürn'e geçer mi? Geçmez galiba. Ama katakullü olabilir bak. Ucu geliyor gibi bir tık. Gelmeyecek. Yok yok yok. Soulless. Okey. Arkadaşlar Karviz Soulless'la birlikte bir VS 1 atacak ve Satürn. Ben niye bunu söylemiyorum? Satürn'de Emre ile birlikte bir VS 1 atacak. Hemen buraya da notumu alıyorum Soulless diye. Daha sonrasında Satürn ve Emre. Abi dilim dolanıyor söyleyemiyorum. Bu arkadaşlara da notumuzu aldık. Hazırsanız 1 VS 1'imiz başlıyor. Arkadaşlar maçımızı oluşturduk. İki arkadaşı da birbirine düşman ettik. Ve ben bu odadan hızlı bir şekilde çıkmak istiyorum. Siz de o odayı hemen benim slotumu kitleyin. Daha sonrasında hazır olduğunuzda karakterinizi seçtiğinizde start butonuna basın. Ben de sizi izlemek istiyorum. Buradan birinci olan arkadaş bir üst tura yani finale çıkmaya hak kazanacak. Bakalım finale kim çıkacak görmüş olacağız arkadaşlar. Bomboş bir harita. Bakalım ne tercih edecekler çok merak ediyorum. Maç başlayınca eşleştirmede maç başlıyor şimdi. Haydi bakalım. Ben de heyecanlandım. Bakalım kim kazanacak çok merak ediyorum. 2200 elmasın sahibi kim olacak gerçekten çok merak ediyorum. Let's go be. Haydi bakalım. Başlıyor. Piper tercih edilmiş. Karşıdaki karakter ne ya? Oha oğlum bu karakter ne? Oğlum bir dakika ben bu karakterin adını öğreneceğim. Bir yerden sonra öğreneceğim bir dakika. Bu arada canı çok az Piper'ın. Elindeki şemsiye sıkıntı ve Soulless ilk kilini alıyor arkadaşlar böylece. Bu arada bu VS'nin galibi kill sayısıyla belli olacak arkadaşlar. Yıldızlarla belli olmayacak. Çünkü kritik bir anda yıldızı az kalan rushlıyor, maşlıyor bir şeyler falan filan yapıyor. Sıkıntı oluyor. Abi böyle bir göz möz falan atıyor. Bu neymiş lan? Oha! Oğlum bu karakter güçlüye benziyor ha. Bu 1 vs 1 için. Soulless 1-0 kazanıyor abi. 2-0 oluyor. Soulless yeniyor abi şu anda. Piper ilk vuruşunu isabet ettirdi. Hemen uzaklaştı bu arada Soulless. Karviz'in canı az ve... Soulless 3. killini alıyor. Bir damage denemesi. Gene açtı abi onu. Aha bu arada çok güzel dodge'ladı. Öldürebilir Soulless'ı. Ama Soulless'ın bayağı bir kalkanı da oluyormuş. Onu da görmüş olduk bu arada. 3-1 oldu durum.
160 canı direkt kaldı bile. Hemen ultisini aldı ve kaçmak istedi. Birazcık canını toparlayacak orada. Hoppa la. Abi 4-1 oldu. Bu karakter harbiden inanılmaza benziyor. Ve sürede bitiyor abi. 4-1 oldu. Kalkanını da taktı abi. Piper zaten yavaş yavaş vuruyor. Maçımızın galibi, turnuvanın finale kalan ismi Soulless oluyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel yarıştı bu arada Karvis. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Soulless bir üst tura çıkmaya hak kazanıyor. Hazırsanız Satürn ve Emre bakalım neler yapacak görelim. Evet arkadaşlar, Karvis ile birlikteyiz. Neden Piper alma ihtiyacı duydu ve ne düşünüyor karşısındaki rakibi hakkında? Neden oynayamadı? Bunları açıklamasını istiyoruz. Evet, dinliyoruz. Abi ben Piper almak istedim çünkü uzun menzilli ve Aksuari ile benim size daha uzak gidiyordu. Arkadaşımız güzel oynadı, kendisine tebrikler. Evet. Arkadaşımız beni kantiklenen bir karakter aldığı için ben de kazanıyordum. Evet, aldığı karakter harbiden uzakçıl bir karakterdi. Gerçekten temiz bir iş çıkardı. Tebrik ediyoruz. Seni de bir Brawl Pass'le adadan uğurluyoruz. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Oyundan zaten arkadaş olarak ekleyiz. Hemen senin ID'ne de Brawl Pass'ini göndereceğim. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, hazırsanız ikinci maçımıza geçiyorum. Odayı kurduk ve ben buradan çıkıyorum. Ve odamızdan hızlı bir şekilde ayrıldık. Maçımız başlıyor ve bu maçın da galibi bizden yine Brawl Pass'ini kazanıyor. Kaybeden de kazanıyor. Birinci olmaları halinde bir üst tura finale çıkmış oluyorlar. Birazcık karıştırdım, kusura bakmayın. Zaten gece 1.30'da çekiyoruz bu videoyu. Sıkıntı yok. Bu arada hala videoya buraya kadar izleyip bu videoya like atmamış olan arkadaşlar olabilir. Lütfen like butonlarına basın. Like butonları önemli. Teşekkürler. Haydi bakalım. Maçımız başlasın. Bakalım hangi karakterleri tercih edecekler? Uzakçıl mı? Yakıncıl mı? Bakalım ne oynayacaklar? Göreceğiz. Ben karakterlerin adlarını tam da bilmiyorum. Mesela az önceki karakterin adını bilmiyordum gerçekten. İzle dedik. Sol tarafta olan... Aa, ikisi de aynı karakteri almış. Oh my god. Şimdi göreceğiz. Bu karakter nedir ne değildir. Uzaktan vuruyor da galiba bu zehir hasarı veren bir karakter diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum. Zehir hasarını veriyor. Bakalım kimler alacak. Evet, hala 1-1. Fight devam ediyor. Ufak bir yakma geldi Satürn'den. Eşyaların özelliği mi acaba? Bazen yakıyor mu yakmıyor mu? Onları da tam olarak anlayamadım. Yoksa zaten her değdiğinde yakıyor mu? Her değdiğinde galiba yakıyor. Güçlü vurdu bu arada. Galiba eşya özelliği. Canlar dolmaya devam ediyor. Evet. Güzel bir şekilde isabet etti. Ufak bir canları da doldurmuyorlar bu arada. Hemen bir şey attı. Canını doldurdu kalkanıyla birlikte. 2650 cana tekrardan düştü. Satürn 3681 canda. Ve canı bayağı bir azaldı. Kalkanını bastı. Ölecek mi? 240 canı kaldı. Çalın içerisine maskeli bir dalama ve Emre 1-0 galip olarak ilerliyor. Bakalım burada sonuç ne olacak? Emre skorunu mu korumak isteyecek yoksa fight'a girmeye devam mı edecek? Emre ufak bir hasar yedi, arkaya doğru çıkıp canına basacak. 30 saniye süre kaldı. Evet, gene bir eşya basıldı. Galiba HP veren eşyalardan bir tanesi. Bir bomba atıldı. Çok güzel hasar verildi ve 1-1 durum. Bakalım ne olacak? Son 10 saniye. Canlar azaldı. 5 saniye. 4-3. Ve maç 1-1 bitiyor. Allah Allah. Çok çekişmeliydi. O zaman hemen hızlı bir şekilde bir oda daha kurulsun. 1-1 bitti. Vallahi iyi oynadılar. Vallahi iyi şeyler çevirdiler. İkinci maçta devam ediyoruz. Evet, ikinci maç huzurlarınızda başlıyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Sizlerle birlikte göreceğiz. Bu sefer karakterlerde farklılıklar var. Satürn karakterini değiştirmemiş. Rakip karakterde ufak bir değişiklik var. Az önceki karakterin aynısı. Galiba mantıklı geldi. Bu arada Satürn'e inanılmaz da bir hasar vermiş oldu böylece. Satürn orada canını doldurmak istiyor. Güzel hasar verdi ve Emre 1-0 öne geçiyor Satürn'e karşı olan maçta. Abi bu karakter bir vs1 OP karakteri gibi düşünebiliriz galiba. Gerçekten inanılmaz hasarlar çıkarttırıyor. Bu arada Satürn de az buçuk hasar vermedi. Çok güzel bir şekilde Emre 2-0 yapıyor durumu. Bakalım neler olacak? Satürn çevirebilecek mi? Üstüne mi gidecek? Neler olacak? Göreceğiz. Canını da bastı. Kalkanını da bastı. Attı bombasını.
eşyasını bastı, ultisini attı, artık neler yaptıysa 3-0'a gelmiş oldu konum. Fightlar devam ediyor. Satürn'den bir darlama söz konusu. Güzel bir şekilde aldı ve şu an durum 3-1 oldu. Devam ediyoruz. Uzaktan darlamaç devam ediyor. Çalıların içlerinden, dışlarından. Hasar yemeye devam ediyor zehirden dolayı. Güzel bir hasar çıkardı orada. Son bir damage. Ve Satürn 2-1 yapıyor durumu son 30 saniye. Son 30 saniye. Ufak bir kayma oldu. Bakalım durum ne olacak? 3-2'lik koruma Emre koruyabilecek mi yoksa dalmayı mı tercih edecek? Satürn'ün bir atak yapması gerekebilir. Son 15 saniyelik bir süresi var. Neler olacak göreceğiz. Satürn'den bir dalma söz konusu oldu. Kalkanını bastı. Bir ultiye denemesi başarısız oldu ve 3-3 oldu durum. 3-3 oldu durum. Şaka gibi ya. Şaka gibi maçlar dönüyor. Şaka gibi gerçekten maçlar dönüyor. Arkadaşlar bir maç daha. Devam. Arkadaşlar artık 3. maç. Ya bu maç berabere bitecek ya da ben çark çevireceğim. Bak ya bu maçı oynayın ya da çark çevireyim. Kim çıkıyorsa listeye o çıksın. Gene aynı karakter almış Emre. Rakipte bir değişiklik var. Bakalım neler olacak. Güzel bir hasar daha çıkardı Emre ve 1-0 başlangıcını yaptı. Önceki maçta da bir 1-0 başlangıcı yapmıştı. Hatta 3-0'a kadar gitmişti ama Satürn gerçekten güzel çevirmişti. Güzel bir hasar çıktı. Güzel bir şekilde aldı. 2-0 oluyor. Ama Satürn'ün de neler yaptığını zaten sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. 3-0'dan çevirmişti. Ve şu anda da durum 3-0. Acaba bir comeback gelecek mi Satürn'den? Göreceğiz. Kupa işaretini de çaldı. Kupa zilini de çaldı. 4-0 oluyor. 1 dakika süre. Bakalım rakibine avans mı verdi Satürn? Ne olur ne bilir bilmiyoruz arkadaşlar. Burası çok garip bir ortam. Güzel bir şekilde damage'ini de attı. Oradan bir kalkanını almak istedi. Bir tane şey attı. 5-0. Acaba yıldızla mı bitecek bu? Yıldızla olarak mı tamamlayacak? Bilemiyoruz abi. Bu arada 2 tane hasar. 5-1 oldu. Devam ediyoruz. Evet artık darlamaca gelmesi gerekiyor Satürn'den. Canı da bayağı bir azaldı. Bir hiper şarj denemesi 6-1 oluyor. 20 saniye içerisinde Emre gidip bile bile ölse bile galiba Satürn'e veda mı etmiş oluyoruz? Öyle şeyler mi oluyor? Neler oluyor? Gene bastı ultiyi. Bastı gene kalkanını. Ve Satürn maçı kaybetmiş oluyor. Ve Emre bizimle birlikte finale çıkmaya hak kazanıyor 6-2'lik durumda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve hazırsanız arkadaşlar finale geçelim. Ama finale geçmeden önce bir Satürn'le konuşalım. Evet Satürn burada mısın? Buradayım abi. Abicim 3-0'lık mükemmel bir maçı 3-3 yapıp beraberliğe taşıdın. Neden bu maç 6-2-1 durumda yenildin? Neyi yanlış yaptığını düşünüyorsun? Şöyle ufak bir rakibin hakkında ne düşünüyorsun? Onu bize bir açıklarsan da çok sevinirim. Sürekli nani aldı üstüne. Nani alacağını tekrardan beklemiyordum. O yüzden bir değişiklik yaptım ben de. O da değişiklik yapar diye. Evet. Zaten aldı yıldız gücüyle. Onu öldürmek biraz imkansız gibi bir şey. Hani ulti bastığında kalkanı %80'lik bir hasar koruması veriyor. Öyleydi ya. Anladım. O zaman olsun diyelim. Ama bizden bir adet role pass kazandın. Ve adaya senin için de veda ediyoruz. 3 evetle yine de bu adadan uğurluyoruz. Ve geldik final aşamasına arkadaşlar. Emre ve Solus'un harika bir final maçı bizleri bekliyor olacak. 2200 elmas için bir çekişmeli maç olacak. Bakalım 2200 elmasın galibi kim olacak? Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar odamız kuruldu. Ben buradan çıkıyorum. Bakalım hangi karakterleri aldılar. Görelim. Bu arada siz birbirinize arkadaş ekleyebilir misiniz? Belki final maçı olur. Bir şeyler olur. 1-1 olur. 2-2 olur. Bir daha oda kurmamız gerekebilir. Sıkıntı yaşanmasın. Hem de birbirlerini arkadaş olarak eklesinler. Bu arada benim de aranızdan birisini arkadaş eklemem lazım ki izleyebileyim. Doğru. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Bir dakika hemen. Maç başlayınca buradayım ya. Maç başlayınca gelin. Evet arkadaşlar maçımız hızlı bir şekilde başladı. Final maçımız bakalım 2200 elmasın sahibi kim olacak? Görelim. Hiç de yabancı olmadığımız iki karakter arkadaşlar. Birisi Piper, birisi artık diğeri neyse. Onun adını hatırlamıyorum. Bilmiyorum onun adını. Evet. Bakalım neler olacak.
göreceğiz. Soğuk ısınacağını 4600 aslında Emre'nin 2 tane skill oturtması yeterli olur gibi. Ama Piper'ın da 2 skill oturtması yeterli olacaktır. 1-0 Soulless kazanıyor. Bakalım ne olacak? Emre ilk hasarını verdi. İkinci hasarını da verdi. Bakalım yanacak mı? 40 canı kaldı. Soulless oradan ufak bir canını da doldurmaya başladı. Bir damage daha geldi oradan. Yakınlaştırmamaya çalışıyorlar birbirlerini. Güzel bir Piper darlaması ve 2-0. Aşağıda Emre. 2-0'lık Piper galibiyetinin ardından bakalım toparlayabilecek mi maçı? Görelim. Emre bir hasar daha yedi. Bakalım ikinci hasar gelecek mi? Çok ucundaydı. Hemen ultiyi kendisine kullandı ve canını yenilemek istedi. Piper'a karşı ikinci damage gelecek mi? Gelmedi. Hemen orada bir zıplama geldi çünkü ölebilirdi ama bu sefer kaçışı yok Emre. Bir skor hanesine yazdırmayı başardı. Nazif bu arada 3-1 mi? 2-1 mi? 2-1. 2-1 oldu. 2-2 mi oluyor? 40 can. Hemen oradan bir mermi. 2-2 oldu. 20 saniye. 2-2 oldu 20 saniye. 15 saniye. Bakalım neler olacak? Emre yaklaşıyoruz. Sıkıştırdı. Soulless. 3-2 oldu. Son saniyeler. Bakalım neler olacak? Emre üstüne bile gitmedi. Soulless maçı son andaki yapmış olduğu hatayla birlikte 3-2 kazanmış oluyor. Ve bizden 2200 taşın kazananı Soulless oluyor. Ve kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel bir turnuvaydı. Ben gerçekten çok keyif aldım. Alakasız bir şekilde çok keyif aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer 3 arkadaşımız bizden Bro Pass Plus kazandı ve Soulless da bizden hem bir adet Bro Pass Plus hem de 2200 elmas kazanmış oldu. Şimdi galibiyle konuşalım diyeceğim. Soulless ama mikrofonunu açamıyor abi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Emre bizimle birlikte. Emre maçı kaybettin. Neden kaybettin? Yaptığın hata neydi? Rakibin hakkında ne söylemek istersin? Yorumlarını ufak da olsa almak istiyorum. Başta biraz kötü başladım. Sonra toparlamıştım ama sonunda çok agresif davrandım. Ve 3-2 oldu durum. O kazandı. Çok böyle köşeye sıkıştırmak istedin ama işler istediğin gibi gitmedi. Evet, ufak bir hatayla açtı birincilik. Olsun. Tebrik ediyorum Solis'i. Olsun, sağlık olsun. Güzel bir turnuvaydı, güzel bir maçtı. Evet. Hepinizin eline, koluna, emeğine sağlık. Soulless zaten mikrofonunu açamıyor arkadaşlar şu anda. Bizden de 2200 taşı kazanmış oldu. Diğer arkadaşlarımız da 4 adet bizden Brawl Pass Plus kazanmış oldular. Hazırsanız arkadaşlar videoyu kapatmadan önce hem Brawl Pass'lerini gönderelim hem de 2200 taşlarını gönderelim. Evet, ilk 4'e giren arkadaşların hazırsanız arkadaşlar Brawl Pass'lerini şöyle ürünümüzü göndermiş olduk. Hemen ikinci kazanan arkadaşımızı da gönderdik. Üçüncü kazanan arkadaşımızın ID'sine de gönderdik. Dördüncü kazanan arkadaşımızın da ID'sine hem Brawl Pass'ini gönderdik hem de 2200 elmasını gönderdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ve umarım güzel ve güle güle günlerde kullanmış olur. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.